Furkan Emlak Ofisi Politikacılar programını sunar. İyi akşamlar değerli TV'den izleyicileri. Bir Politikacılar programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bu akşam konuğum AK Parti Aydın Milletvekili Sayın Rıza Posacı. Sayın Milletvekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sağ olasın. Nasılsınız? Teşekkürler. Politikacılar da bölgemizdeki siyasetçileri ağırlamaya devam ediyoruz. Bu programda sadece eski siyasetçileri değil, halen siyasette aktif rol alan siyasi figürlerimizi de konuk ediyoruz. Onların siyasette neler yaptıklarını, neler yapmayı planladıklarını, hangi işleri takip ettiklerini, bulundukları, görev yaptıkları bölgenin hangi sorunlarının çözümü için çalıştıklarını da bu ekranlardan sizlere aktarmaya çalışacağız. Rıza Posacı, Aydın'da tanınan bir isim. Ben kendisiyle ilgili bir tanıtım VTR'si hazırlatma gereği duymadım. Aydın'da şu an Efeler'e bağlı mahalle olan Umurlu'nun yıllarca belediye başkanlığını yapmış. Sonrasında eski ismiyle Aydın Ziraat Odası, şu anki ismiyle Efeler Ziraat Odası'nın yönetim kurulu başkanlığını yapmış. Aydın'da Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu'na başkanlık etmiş. Tarım kesiminin, hayvancının, kısacası Aydınlı'nın yakından tanıdığı bir isim. Ancak bizim yayınımız 71 ülkeye ulaştığı için, Ege bölgesinde yoğun olarak izlenen bir televizyon kanalı olduğu için ben Sayın Milletvekilimizden kısaca yine kendisini tanıtmasını isteyeceğim. Evet. Buyurun Sayın Milletvekilim. Şimdi demin ifade ettiğim üzere Umurlu'dan başladık bir siyasete. Umurlu'da belediye meclis üyeliği. Evet. Daha sonra belediye başkanlığı yaptım. Damızlık Birliği'ni kurduk tarımsal anlamda. Onun başkanlığını yaptım. Muhasip bölümünü yaptım. Evet. Sonra Akçay Sağ Sahil'de Sulama Birliği kuruculuğu ve orada yaklaşık 10 sene yönetim kurulu üyeliği yaptım. İşte en son itibariyle de Aydın Ziraat Odaları, yani eski ismiyle Aydın Ziraat Odası, yeni ismiyle Efeler Ziraat Odası'nın başkanlığı ve işte il koordinasyon, yani il başkanlığı görevini ifade ettim. En son siyasi olarak da AK Parti'de il yönetim kurulu üyeliği ve Büyükşehir Meclis üyesi, Tarım Komisyonu üyesi, Efeler'de grup sözcüsü olarak görev yaptım. Daha sonra istifa ederek milletvekili adayı da olduk. Evet. Yaklaşık işte bir yıldır da AK Parti milletvekili, Aydın milletvekili olarak hizmete devam ediyoruz. Artık 1,5 yıl oldu sanırım Sayın Bey. İşte 24 Haziran'da seçildiniz. Bir yıl açtı. Bir yıl açtınız. İkinci yıldan. Ben siyasi geçmişinizden de bahsedeyim. Tarım komisyonu üyesiyim şu anda. Yine. Evet. Siyasi geçmişinizden, siyasete nasıl başladınız, nerede başladınız, Anavatan Partisi geçmişiniz var. Ben bu arada iki gün önce hayatını kaybeden Anavatan Partisi eski Aydın Milletvekili Mehmet Yüzügüler'i de rahmetle anmak istiyorum. Ben sizin siyasi geçmişiniz, siyasete nasıl başladığınızı... Şimdi 88 yılında askerden geldim. Askerliğimi yedek subay olarak yaptım. Daha sonra işte Umurlu'ya geldik. Tarımla, yani çiftçilikle uğraşıyorum. Kendim ziraat mühendisiyim. Evet. Belediye başkanı dışında hiç memuriyetim yok bizim. Tamamen yani geçimini tarımdan temin eden bir vatandaşım. 89 yılında o günün belediye başkanı rahmetli Süleyman Saltoğlu Anavatan Partisi'nin belediye başkanıydı. Onun teşvikiyle belediye meclis üyesi olarak girdik. İşte Umurlu'da belde başkanlığı yaptık, spor kulübü başkanlığı yaptık, tarımsal kalkınma kooperatifi vesaire derken 2004 yılına kadar Anavatan Partisi'nde politika yaptım. Rahmetli Yüzügüler'le de o dönemde milletvekiliydi ve Nazilli Belediye Başkanı'ydı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün ailesine başsağlığı diliyorum. Kendisi çok kıymetli. Çok sevdiğimiz bir arkadaşım, abimizdi daha doğrusu. Evet. 2004 yılında da biliyorsunuz Anavatan Partisi bir dağılma sürecine girdi. Evet. Demokrat Parti ile bir birleşme süreci. Evet. O gün, o daha sonra. Evet. O gün itibariyle 20 tane belediye reisiydik biz. İşte Davutlar'da Adem Tuna, Söke'de Beli Azbazlar, Aydın'da Ortekin, Sayın Ortekin, Umurlu ben, Nazilli Esat Ergüler, işte aklıma gelenler, ya 20 tane de en son istifa eden ve AK Parti'de işte siyasi... Tabii şimdi bazı izleyicilerimiz o kadar belediye yok gidecekler. Eskiden Aydın'da 54 belediye. 54 belediyesi 54 vardı. Yani beldelerle beraber 54 belediyesi vardı.
Kim Ozan Güzelçamlı, Bayram Bayozlu'ydu herhalde. Evet. Şimdi zaten bir dönem meclis üyeliğimiz söylemiz yaptı. Adem Tuna Davutlar'dı. Davutlar'daydı. Aydın, Umurlu, işte buradan sayarsak. Didim de Akyeniköy'de. Didim de. Akyeniköy'dü sanırım. Orada da Anavatan Partili Belediye Başkanı vardı. Zaman hızlı geçiyor. Yılmaz Bey vardı orada. Yılmaz Öz şeydi, evet. Yılmaz abi doğru yoldaydı. Doğru yolda mıydı? Doğru yoldaydı. Evet. Anavatan'da bu tarafta kim vardı? Ben vardım. Esat Bey vardı büyük belediye olarak. Evet. Kuşadası vardı galiba. Fuat Bey, Fuat evet, Akdoğan vardı. Yine güçlü belediyeler vardı Anavatan Partisi'nin o dönemde. Evet. Yani bugün mesela Kuşadası bizdeydi. Söke bizdeydi. Aydın Merkez bizdeydi. Nazilli büyük bir ilçemiz o evet. bizdeydi. Ki Umurlu'da belde ama yani 10 tane ilçeden büyük bir. Karıcası'da Halil Töz vardı. Karıcası'da Halil Töz Karpuz'da vardı. Allah Muharrem rahmet eylesin. Yalçın vardı. Muharrem Yalçın daha eski benden şey büyük o. O dönemde tahminim doğru yolda oradan Karpuz'un belediye reisi. Aklımda kalan bunlar yani. Evet. Hatırlayabildiğiniz. Yani sonra AK Parti süreci mi başladı? Sonra AK Parti biz yani AK Parti tabii o dönem Anavatan dağılma sürecinde her parti teklif ediyor. Bütün işte CHP, Milliyetçi Hareket Partisi, Doğru Yol Partisi. Ben nasıl bir yol izleyelim diye seçmene soralım dedim. Yani mahallemizi her mahalleden 90-100 kişi toplantı yaparak evet. bir fikir alışverişi yaptık. O zaman il başkanımız Mehmet Erdem'di. Şuayp Yen ilçe başkanımızdı. Evet. Acar milletvekilimiz, Ahmet Ertürk milletvekilimizdi, Semih Hanım milletvekilimizdi, Atilla Bey Atilla Koç milletvekilimiz, bakanımız. Onlarla el sıkışarak 1 Ocak itibariyle AK Parti'ye geçtik. 1 Ocak 2004. 2004. 2004'te geçtik. Ve o günden bugüne işte AK Parti'de evet. siyaset yapıyoruz. Peki. Sizin milletvekili seçilme serüveniniz de biraz ilginç oldu. Vallahi Sayın şimdi Pasacık. Benim tabii bizim formatımız 2014'te ben Efeler aday oldum. Belediye başkanı için. Belediye başkanı aday olduk. Ki o günkü şeyde tabii kendimizi güçlü görüyorduk. Yani bir seçimi, yani bu adaylık bana gelir diye düşünüyorum. Olmadı, nasip olmadı. Yalçın Pekgüzel arkadaşımız aday oldu. Evet. Biz de onun arkasında birinci sıra meclis üyesi olarak gene partimizi destek yaptık. Benim fıtratımda ben olmadım, küsme gibi hiçbir şey yok. Yani evet. biz görev adayımız ne görev verirlerse orada görevi layıkıyla yapmaya çalıştık. Peki. O seçimde de yani elimizden gelince gayret gösterdik ama o konjonktür öyleymiş. Evet. Nasip olmadı. Daha sonra yurt dışındaydım ben Yunanistan'da. Oda başkanlarımızla, 4-5 oda başkanımızla beraber bir seyahatimiz vardı. Benim gene aklımdan geçen düşünce belediye başkanı. Çünkü ben belediye başkanı hep orada gözümüz açıldığı için gene aday olurum diye düşünüyordum ama. Ya milletvekilini düşünmüyordunuz. Düşünmüyordum. Yani. İşte oradan telefon, buradan telefon. Bir de yani oradaki bize söylemler etkiledi. Yani biz Batı Trakya'daydık. Evet. Orada biliyorsunuz bir Türk azınlığı var. Ama kendini çok iyi korumuşlar. Çok eziyetler çekmişler. Evet. Ve biz eksantriktir. Yani biz Yunanistan'a girdiğimizden itibaren bize polis takip etti. Çıkışımıza kadar polisle. Evet. Yani emniyetli bir seyahat yaptık. Orada sorduğumuz arkadaş selamun aleyküm deyince aleyküm selam. Hüseyin Arif miydi onların yani Sadık Ahmet'in doktor evet. rahmetli doktor Sadık Ahmet'in çok samimi arkadaşı. Alpler Pulluğu'nda bahisi orada. Evet. O tabelayı gördük. Durduk filan. Nasılsınız dediğimizde Türkiye iyiyse biz iyiyiz dedi. Yani Türkiye'nin evet. ışığı yanıyorsa, Türkiye'nin başında sıkıntı yoksa evet. bizde sıkıntı yok demektir. Tabi bunlar biraz bizde milliyetçilik böyle ya dedim Türkiye sıkıntıdan geçiyor. Biz de çorbada tuzumuz olsun diyerek aday olduk. Tabi o süreçte 15 Temmuz yaşanmış. Tabi tabi yani o 15 akabinde. Temmuz yaşandı. Yani o kalkışma hareketi. Yani oradaki Batı Trakya'daki bakış bana etkiledi tabi orada yani Türkiye ümit zaten Türkiye birçok İslam coğrafyasının ümidi yani bırak evet. Batı Trakya'yı. Türk ve İslam coğrafyası. Hani Afrika'ya gittiğimizde de gördüm aynı şeyi. Ya, hakikaten şu anda millet ne derse desin Recep Tayyip Erdoğan bir marka. Yani bu evet. liderlik konusunda dünyada kendini ispat etmiş bir marka. Oradaki o soydaşlarımızın bize bakışı
ve Yunanlılar onları yaptığı eziyetler anlattılar bize. Hatta mahkemede Doktor Sadık Ahmet'in yargılama, yani onu öldüren katilin bir traktör kazasında ölüyor. Diyor ki hakim, bak diyor, sen diyor Müslümansın. Evet. Müslümanlık, İslamiyet'te kadere inanmak var. Senin kaderin de böyle olmasın diyor. Dikkat et diyor. Ve köyleri görüyorsunuz. Rum köyüyle Türk köyünün arasında evleri tamir ettirmemişler. Evet. Yani tabii Avrupa nasıl bir gözlükle baktı artık bilemiyorum. Daha sonra bu Avrupa Birliği sürecinden sonra biraz hürriyetler genişlemiş. Yani adamın çatısının tamirine izin vermemişler. Evet. Yani böyle bir baskıdan sonra, ama o insanlar kendini korumuş, Türkiye'ye ümit bağlamışlar. Türkiye onlara el uzatmış, bir takım buradan destekler yapılıyor. Yani istihbarati anlamında bir takım şeyler dönüyor ama o tabloda yani dünya coğrafyasında, Müslüman coğrafyasında Türkiye bir ışık, bir ümit yani. O bakımdan burada bizim bir desteğimiz. Siz oradayken milletvekili adayı olmu dendi size. Ben telefon ettim. O zaman il yönetimindeydim. Evet. İl başkanım Ömer Bey'e. Başkan dedi, ben meclis üyesiyim, istifa edebilir miyim? Dur sorayım dedi, edemezsiniz dedi. Biz de o sıra Gümrücü'nde konsolosluğunda oturuyorduk. Evet. Çıktım tabii istifa edemezsiniz deyince orada konsoloslar notör görevi de görüyor. Evet. Bir 50 adım. Ya istifa edemezsiniz derken? Yani genel merkez izin vermiyor. Ha, sizin istifa edemezsiniz. Ben belediye meclis üyesi olduğum için. Evet. İzin vermiyor dedi. Sonra telefon geldi tekrar Ömer Bey'den. Buyur başkanım dedim. İstifa edebilirsin abi. Genel merkez serbest bırak dedi. Hı. Döndük tabii. Öğleden sonra orada bir tatil. Yunanlılar biraz bizlere göre bayağı tembel. Evet. Öğlen tatili bayağı uzun sürüyor. Bekle, konsolosu bul, işte memuru bul filan derken bir iki saat istifa sürecimiz oldu. İstifa ettik. Hı. Aday olduk. İşte dördüncü sıradan. Yani Efeler Belediye Meclisi Üyeliği ve Aydın Belediye Meclisi Üyeliğinden Gümrücüne konsolosluğunda istifa ettiniz. İstifa ettim, evet. Peki, orada istifa ettim. Ve yurt dışından aday olduk ve yurt dışından gelen oylarla seçildim ben. Evet, ben de onu diyeceğim. Yani, sizin o akşam 24 Haziran'da seçim akşamı işte 4. milletvekili, yani o Deniz Hanım mı olacak, siz mi olacaksınız, yoksa HDP adayı Ferhat Tunç mu olacak, böyle arada git gel yaşandı. Tabii şey, ittifak olmasa. İki gün falan sürdü sanırım netleşmesi. İttifak olmasa, ya o gün biz hesap yaptık. Gazeteci bir arkadaşımız vardı, onunla beraber aşağı koyuyorum. Yani bizim tahminimize göre 455 oyla seçileceğimizi planladık. Bugün 260 mı 70 tam rakam aklım değil. Evet. Netice itibariyle yani 4. sırada zor bir sıradan. Yurt dışı oyların dağıtılmasından sonra çıktık. Tabii Aydın'da milletvekili sayısını artıran 4 ilden birisi oldu Aydın. Yani AK Parti olarak baktığımızda. Bizim için başarılı bir sonuç oldu. Tabii birçok kimse de yani iki anca çıkar, üç bile zor. Evet, öyle deniyordu. Deniyordu. 1,5 diyen arkadaşlarımız oluyordu ama Allah yardım etti, nasip etti. Ya orada ben izleyicilerimize asıl şunu anlatmak istiyorum. Yani izleyicilerim şunu kavramasını istiyorum. 24 Haziran'da Aydın'da yapılan milletvekilliği seçiminde ki Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına baktığınızda daha farklı bir sonuç var gibi duruyor. Orada Rıza Posacı'nın bir faktörü var. Yıllardır tarımın içinden gelmesi. Evet, hangi siyasi görüşten olursa olsun ilçe ziraat odası başkanlarıyla iyi bir diyalog içinde olması. Şimdi biz tabii bizim tarımcı kimliğimiz bize bayağı fayda sağladı yani. Evet. Şimdi çiftçinin zaten bizim şarkı yaptık çiftçi Rıza Posacı diye. İnsanlar bizde karşılık buldu demek ki. Yani bu bizim derdimiz sahip çıkar, sorunumuz sahip çıkar. Ve benim işim yine tek komisyon, ben tarım komisyonu yazdım. Yine bütün işimiz, gücümüz tarım. Yani mecliste yani iktidar partisi olarak baktığımızda çok ağırlıklı bir tarım sayımız yok, tarımcı sayımız yok. Evet. O bakımdan yani şu an itibariyle bütün Türkiye'deki sorunları cevap vermeye çalışıyoruz. Yani bize her yerden arayan oluyor. Yani seçilen iki ziraat odası başkanından biri. Bizim üç tane oda başkanımız var mecliste. Evet. CHP birinci sıra, Mersin oda başkanı, Aydın 4 benim, evet. Adıyaman 4 var, o da Adıyaman Ziraat Odası Başkanı. O eski Ziraat Odası Başkanı. Diğer başkan görevdeyken ayrılan başkan. Yani şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 tane oda başkanımız var. 3 tane Ziraat Odası Başkanı, milletvekilimiz var. Evet. Şu an diğer
İkisi de komisyon, aynı komisyonda galiba. Hepimiz tarım komisyondayız. Bizim Zradosu Başkanı'nda ne iş olacak ki? Evet. Yani bizim işimiz tarım. Tarım tabii problemli bir sektör. Evet. Zor bir sektör. Yani bütün dünyada desteklenen bir sektör. Desteklenmesi zorunda olan bir sektör. Evet. Giderek de tarımın önemi anlaşılıyor. Yani bunu bütün dünyaya baktığımızda her ülke tarımına, üretenine sahip çıkmaya çalışıyor. Tabii Türkiye'de de aynı oranda destekler her yıl artarak devam ediyor. Tarım konusuna tekrar girelim de Sayın Milletvekili. Evet. Şimdi seçimlerden, siyasetten konuşurken bir de 31 Mart seçimleri yaşadık. Onu da bir değerlendirmeniz isteyeceğim. Aydın sonuçlarını hem büyükşehir özelinde hem ilçe belediye başkanlıkları anlamında ittifaklar vardı. Böyle de bir sonuç tabii çıktı. Tabii şimdi ittifak olunca fazla bir enstrüman kalmadı bizim elimizde. Evet. İttifak gereği yani iki parti beraber hareket ettik. Yine sonuç itibariyle baktığımızda ittifakın oylarını korumuş gibi görünüyoruz. Evet. Ama onun üzerine artı oy koyamadık yani. Ki belediye başkanlığını bence... Mevcudu koruduk diyorsunuz. Yani artı oy alamazsın, başarı sağlayamazsın. Evet. Muhakkak, mesela ben Umurlu'da 1000 oyla başladım 2004'te AK Parti'den. 2500 oyla kaybettim ama 1500 artırdım. ANAP'ta 1250 oyla başladık. 2000 küsur oyla seçim aldık. Yani bu işte muhakkak adayın kendi şahsi oyu olması gerekiyor. Evet. Tabii ittifaklar burada karşı tarafta elma armut birleşmesi, yani ittifakta olmaması HDP ama bunlar el altından da bir takım anlaşmalarla birbirlerine dirsek teması yapıldı. Sonuç itibariyle seçim bizim Cumhur İttifakı'na geldi. Evet. Şu an ittifak devam ediyor. Cumhur İttifakı birlikte hareket ediyor. Diğer ittifak da Millet İttifakı da hemen hemen yine aynı yolda devam ediyor. Vallahi onlar en son kavgalı ayrıldı mecliste. Evet. HDP ile İYİ Parti, çünkü HDP grup başkan vekili siz dedi bu koltuklarla bizim sayemizde oturuyorsunuz dedi. Evet. Anlarına tak 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 saydırdı. Evet. Yani bir nevi de itiraf etti diyorsunuz. Yani onlar yok dedi biz kendi oyumuza geldik filan ama sonuç itibariyle bir gerçek var. Beraber bir paylaşım yapıldı. Evet. Bir takım sözler alındı verildi. Evet. Bunu hep beraber kamuoyunda yaşayıp göreceğiz yani yapılan icraatları. Şimdi 1 Ekim'de önümüzdeki salı günü meclis tekrar açılıyor yeni evet, dönemde. Açılıyor. Mecliste genel anlamda, ülke anlamında bizi ilgilendiren neler bekliyor? Nasıl bir meclis tabii ortamı bekliyorsunuz? Önümüzdeki işte ilk herhalde bu afla alakalı veya neydi hukuki tabirle? Yargı reformu. Yargı reformu gelecek herhalde. Ondan sonra sırasıyla artık memleketin öncelikleri neyse biz onların evet. Takibindeyiz. Görevimiz yapmaya çalışacağız. Şu an Sayın Milletvekili çok ağır bir ekonomik koşullardan geçiyoruz. Tabii şimdi Türkiye yani ciddi bir mücadeleden geçiyor. Evet. Coğrafyamız gereği yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk nasıl 7 düvele kadar savaş ettiyse şimdi Tayyip Erdoğan da ben de aynı mücadeleyi veriyor. 7 düvelle mücadele ediyor. Bunu ekonomik anlamda diz çöktürmeye çalışılıyor. Evet. Çünkü dik duran bir lider, Türkiye'nin önünü açan, dünyada söz sahibi yapan bir lider. O bakımdan Tayyip Erdoğan gitmeden biz burada bir şey yapamayacağız diyorlar. O bakımdan evet. Elmalı Armut bir araya gelebiliyor yani. Evet. En son Birleşmiş Milletler'deki konuşması hep beraber izledik zaten. Onu ben tekrar bunu söylemem gerek yok. Bütün kamuoyu izledi. Evet. Onların gözlerine baka baka bütün şey en iyi şekilde biz temsil etti. Herkes tabii bu konudan iftihar ediyor ama burada kumandası başka yerde olan evet. güçler de muhakkak bazı şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi sizin partinizde AK Parti'de bir yenilenme süreci bekleniyor. Böyle bir beklenti var. Hı-hı. Kamuoyunda hem parti içinde var. Teşkilatlardan da yani ilçe teşkilatlarından başlayarak işte kabine revizyonundan söz ediliyor. Parti genel merkez yönetiminin bir revizyonundan geçeceği söyleniyor. MKYK'nın değişebileceği, yani kongreler sonrasında. Böyle bir süreç var. Orada AK Parti şu an kamuoyundaki şeyini daha güçlü hale getirebilecek bir yapıya kavuşacak mı sizce? Çalışmalar o yönde şimdi mi? Şöyle tabii değişimler devamlı sürüyor. Bunlar ilk defa yapılmadı. Şimdi önümüzde 4 Ekim'de Kızılcahamam kampımız var. Orada ilgili yani genel başkanımızla, cumhurbaşkanımızla, bakanlarla, genel merkez yöneticilerimizle bir istişare yapılacak. Evet.
Bunun akabinde işte kongre süreci başlıyor. Tabii burada yöntem gene genel merkezin atamasıyla mı olacak? Bunlar tartışılacak. Bana göre yani burada kongreler daha demokratik renkli olmalı. Hale renkli hale gelmeli yani. Biz burada iki aday, üç aday olmalı. Olmalı bence yani burada. Ama bugün İzmir'de CHP'nin bir bölge toplantısı vardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı ya bizim meslektaşlarımız işte program arasında bir soru yöneltiyorlar. İşte kongre süreci onlarda da var. Sayın Salıcı'nın ifadesi şu, biz tek aday üzerinde ittifakla gidilmesinden yanız. Yani bir nevi AK Parti'nin yürüttüğü bu şeyi... Onlar bizi arkadan takip ediyor. Onlar yani, korkmayacak. Öyle bir şey var CHP'de. Ama sizin dediğiniz gibi biz özellikle Ege bölgesinde, Ege yöresinde alışık olmadığımız için... Bizim alışık olduğumuz yöntem hep sandıkta mücadeleydi yani böyle. Evet. Biz bakanlarla güreş yaptık. Yendik, yenildik. Mesela Cengiz Altınkaya bakandı. Ben rahmetli Nizamettin Sarıbaş'ta İl İsim Kurulu'na girdik. 4 oyla mı 5 oyla mı aldık. Yani ona rağmen... Yıl 91 bakan yani Bayındırık Bakanı Türkiye'nin... Ona kafa tutmuşsunuz. Tabii ona kafa. Bu yani bunu siyasette bence benim yapış tarzımda küsmek olmaz yani ama bazen derin yaraları açıyor deniyor, şu deniyor ama bana göre herkes gazını atmalı, fikrini söylemeli. Boyunun ölçüsünü almalı. Boyunun ölçüsünü almalı. Çıksın bakalım teraziye. Şimdi Davutoğlu çıktı. Evet. Gitsin ilçesi neydi? Taşova mı? Gitsin orada reis olsun bir. Evet. Bir terazi çıksın görelim. Evet. Yani şimdi reisin gölgesinde geldi. Evet. Bakan oldu. Şu oldu, bu oldu. Ben onu da soracağım size. Yani partinizin içinden kopan ya da ihraç edilen isimlerin kuracağı söylenen yeni oluşumlar siyasete ne katar? AK Parti'ye zarar verir mi? Ülkedeki karşılığı ne olur? Vallahi şimdi şöyle bizim yine tarım tabirli, pamukçu tabirli ak köpeğin pamuk bazana zarar olur. Evet. Bu meşhur laftır. Ama yani bunlar şimdi hep AK Parti'nin rüzgarıyla gelen isimler. Evet. Cumhurbaşkanı rüzgarıyla gelen isimler yani. Evet. Yani Davutoğlu gibi yüzlerce hoca var. Evet. Dalında, branşında. Yani ben demin dedim ya memleketi ilçesi neresi orada çıksın. Bir belediye başkanı olsun. Yani bu işler öyle değil yani bizim mesela teşkilatları da böyle görüyorum. Ben atamayla bir gün bir arkadaşımız eleştirdi il yönetimindeyiz. Bir belediye başkanımız. Adam dedim 5 defa sandığa girmiş çıkmış. Evet. Biz buraya ben de atamayla geldik. Bir defa muhtar azası olacaksınız ondan sonra. Çok da. Yani bir sandığa gireceksin. Evet. O sandığın deli ufakı mı çıkması çok kolay değil yani. Evet. Giriyorsun tek tek. O bakımdan sandık bence önemli. Ben de çok karşılıklı olacağını düşünmüyorum ben. Aydın'da da var değil mi? Bu Tayyip Erdoğan rüzgarıyla hala siyasette şimdi aktör olabilen ya da hala bir yerlere acaba yine gelebilir miyim diyen Tabii şimdi gelmiş alınınca insanlar bağırıyor. Ya bu işte ölünce kadar mı yapacağız ya? Yani muhakkak biz de gideceğiz, başkası gelecek. Bir bunun arkadan gelenleri önünü açmak lazım. Ama siyaset maalesef bir değirmen gibi yani. Bilhassa Aydın'da. Herkes birbirini belden aşağı vuruyor. Vay öyleydi, vay böyleydi ya. Bir de benden sonra bir şey olsun diyen insan çok az. Evet. Bence bunu yapmak lazım yani. Yani bir fikir üretilmiyor. Aydın için kafa yoran insan sayısı az. En son sizin şu an birlikte siyaset yaptığınız Meclis Kit Komisyonu Başkanı, yerel seçimlerde de AK Parti'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı aday olan Mustafa Savaş Bey'in Koçerli Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın ziyaretinde bir çağrısı oldu. Ben dedi Vali Bey'e çağrıda bulunuyorum. Bizim Aydın'daki 8 milletvekili arkadaşımızı, rektörümüzü, Büyükşehir Belediye Başkanımızı, oda başkanlarımızı hepimizi bir toplasın. Biz Aydın için ortak bir akıl üretelim, kafa yoralım. Oradan çıkacak sonuçlara göre de Aydın'ın sorunlarını yine birlikte el birliğiyle çözelim çağrısı yaptı. Tabii tabii. Ben de aynı fikirdeyim. Zaten seçimden sonra Özlem Hanım'ı ilk tebrik eden vekil benim. Ben pazar sabahı aradım. Sonra Efeler Belediyesi'nde işim vardı. Fatih Bey de oradaymış, onu tebrik ettim. Yani biz aynı coğrafyadayız, aynı gemideyiz. Muhakkak seçim bitti mi Aydın menfaatleri için el birliği yapmak zorundayız. Yani ben benim siyaset yapma tekniğimde ölünceye kadar kavga diye bir şey yok yani. Evet. Burada bir süremiz belli. Bir sene dediğiniz gibi bir yıl aşkın süredir buradayız. Zamanı boş geçirmemek lazım. Burada çünkü yerel yönetim de çok önemli. Artık Büyükşehir Kanunu'ndan sonra yerel yönetimler çok ciddi kaynak veriliyor ve çok ciddi imkan, güç veriliyor, yetki veriliyor. Evet. Daha önce 1999'da
1580 sayılı kanunda biz belediye başkanlığı yaptım. Orada birçok şey bizim yetkimizde değildi. Evet. Mesela ben bir okula çimento verdim, 50 torba diye soruşturma geçirdim. Hep anlatıyorum onu. Zimmet bile çıkar yani. Yani biz onu kamufle ettik, ne dedik, kaldırım döktük falan dedik ama halbuki okulun basket sahasında betonlamasında yardımcı oldu. Şimdi istersen okul yap. Evet. Meclisten karar al, okul yap. Sen kimse okul yaptın diyemez. Evet. Ama bana göre belediye kanunu yeniden ele alınmalı. Evet. Şu an yani, bir çalışma var galiba zaten. Daha evet, eski AYDİP milletvekili Abdurrahman Öz'ün de içinde yer aldığı bir komisyon tarafından. Valla deniyordu bize, sorulma şimdi gidince zaten bizim işimiz bir işimize tarım kadar belediye. Evet. Yani ben bu işin alfabesinde olan insanlardan birisiyim. Evet. Ama şu andaki belediye kanununda ben o gün çıkarken eleştirmiştim. Evet. Kral yaratıyoruz, bu kralı kim kontrol edecek diye. Evet. Ve şu an gelinen noktada büyük şehirde büyük imkan var, büyük güç var, ilçe belediyeleri dökülüyor. Evet. Ve de bana göre kaynaklar doğru kullanılmıyor. Evet. Yani bunu Aydın için mi söylüyorsunuz, genel anlamda mı? Büyük ben şöyle tarafıma baktığımda yani bütün belediyeler bir savurganlık içerisinde. Evet. Promosyon belediyesi oldular hepsi. Evet. Sosyal belediye kisvesi adı altında paralar altyapıda harcanmıyor. Evet. Örnek Umurlu kapanalı 5 yıl oldu. Evet. Arıtması da hala çivi çakılmadı. Memleketten para alıyorsun. Evet. Su parası alıyorsun. Tabii atık su parası alıyorsun. Bizim kendi imkanımızı yaptığı gibi kaldı. Ufak tefek bir kanalizasyon yapıldı. Umurlu'nun bir çarşı meydanında. Baktım asfalt gayet güzel. İyi oldu. Ama o parke dışında yepyeniydi ya. 2014 yılında döşemiştim ben onları. Evet. Niye söktüm onları? Asfalt yaptım. Ve şu an yani yağmur yağdığını git gör. Evet. Bir karış su giderleri yok. Evet. Var veya çalışmıyor. Yani kimin ne yaptı? Kimin ne yaptı belli değil. Yani bunda taş kurbağa ürkütmeli. Hayır şimdi diyordu. Oraya asfalt yapacaksın. Git arazi yoldan asfalt yap ya. Evet. Senin tarım dairen var. Yapsın projeyi. Arazi yollarını. Çünkü mekanizasyon artık çoğaldı. Evet. Ekipmanlar büyüdü, hayvancılık çoğaldı. Bizim hayvan sayımız 10 sene evvel 200 binlerde aydındı, şimdi 500 bin yaklaştı. Evet. O arazide yaşayan insan hayvan bakıyorsa suçlu mu? Onun da yolu olacak, onun çocuğu da okula gidecek. Evet. Onu şebeke suyu götüreceksin. Ben götürdüm. Evet. Elimden geldi ama şimdi istersen 2 tane boru iste bakalım 50 tane bahane bulunur. Evet. Elektrik götüreceksin, senin tarım dairende bir görevi bu. Ama bana ne deniyor yani? Evet. Kaynaklar. Bir de halkımız hala bu büyükşehir yasasıyla yönetilmeye başladığımızdan sonra 2014'ten bu yana halkımızın kafasında da bazı şeyler henüz oturmadı. Yani hangi hizmeti ilçe belediyesi yapar, hangisini büyükşehir yapar ya da hangisi hükümetin şimdi, görevidir? Yani benim bu kanundan sonra çıkan tabloda dedim ki ilçe belediye başkanı çoğu kaybeder. Evet. Ve dediğim gibi çoğu da değişti. Sebebi de kafadaki formatta daha hala eski belediye görüyor. Evet. Su olmadığında ilçe belediye yani başkanı. Mesela ben size örnek vereyim. Şimdi büyükşehir meclis üyesiyim. Evet. Çin'e belediye başkanı var yanımda. Bir Zrados toplantısı tahminim. Bir vatandaş arıyor Umurlu'dan bana. Arkadaş diyor benim evim suyu yok. Evet. Bu memlekette diyor ben şu işte 9. katta oturuyor veya 8. katta. Saltoğlu reislik yaptı, su aktı diyor. Evet. Erdal Bakan yaptı, aktı. Hasan Sarı yaptı, aktı. Sen yaptı, aktı. Bu su ne akmıyor? Evet. Şey ben meclis üyesiyim, ne bileyim ben. Evet. Ben diyor, anlamam arkadaş diyor. Evet. Sen o zaman da Mesut Özaklı, Efeler Belediye Başkanı. Hayır, şimdi açtım mikrofonu, bizim için de belediyesi dinliyor. Sonra evet. Erdoğan Bey'di galiba, askinin. Gelemiyor. Evet. Onu aradık filan sorunu. Yani vatandaş da hala, şimdi ben Efeler Belediyesi olsam, adam diyecek ki Umurlu'daki vatandaş, bizim başkan bizim suyu akıtmadı. Halbuki evet. Benimle alakası yok ki. Evet, ASKİ diye ASKİ bir kurum var. ASKİ diye bir kurum var. Evet. Ama yani Allah selamet versin ne diyorsun şimdi. Şimdi siz dün 4 Aydın Milletvekili, AK Parti Aydın Milletvekili ve İl Başkanı Ömer Özben'le beraber Aydın Mahallesi Yavuz Selim Köşkü'nü ziyaret ettiniz. Bu ziyarette bizden sır çıkmaz. Sadece 71 ülke izliyor başkanım. Evet, Sayın Milletvekili. Yani neler konuşuldu? Ya, Aydın için neler var gündeminizde? Aydın için güzel şeyler planlıyoruz. Yani bunda neler yapabiliriz? Yani güçleri nasıl yaparız? Sonra işte Mustafa Bey'in dediği şekilde bir toplantı yapın. Bütün Aydın unsur, sivil toplumu, iktidarı, muhalefeti hep beraber. Zaten bizim kafamızda olan bir düşünceydi bu. Evet. Burada güç birliği. Mesela ben size örnek vereyim. Şimdi yerel yönetimimiz yaptığı sekte. Şehir hastanesi. 2,5 yıl planlamada oylandı büyükşehirde. Evet.
Oylanmasaydı bugün şehir hastanesi denen şey çoktan bitti gittiydi. Evet. Şimdi ben her gece ve haftada birkaç gece saat 1'de 2'de sağlık müdürlüğüm yoğun bakım arıyoruz. Ama nasip olursa onu çözeceğiz yani bunu. Yer şimdi, anlamında mı çözüldü? Yer anlamı çözüldü de bu şimdi yapıştet devlet modeli gibi yapılıyordu. Evet. Bu başka bir modelle yapacağız. Yani Aydın'daki bence kalan süreyi kavgadan ziyade iş yapma olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Evet. Ama biz burada yerel yönetim seçim bitti. Şehrin belediye reisi belli. Evet. Yetkileri belli. O yetkisini kullansın, biz gücümüz kullanalım, bir şeyler yapalım. Yoksa evet. İtiş kakış hiç kimsenin... Aydın'a hiçbir faydası, olmayan bir süreç. Başka neler var? Adliye Sarayı ile ilgili... Adliye Sarayı'nın proje ihalesi yapıldı dendi. Ama biz önce şehir hastanesi önemli. Havaalanı konusunda bana göre havaalanı çok bir yatırım gerektiren bir şey değil ama evet, çok ufak bir dokunuşta. Nedense mesafe alamadım. Ben çünkü havaalanı konusunda oda başkanı olduğum için biliyorum. Daha evvel Hamdi Topçu'yla İstanbul'da yaptığımız görüşmede o zaman Gültekin Kılıç'tı galiba vekillerin birisi. Semih Hanım vardı tahmin ederim. Önce de bir uçuş okulunu açalım. Evet. Bir yani ekipman olarak donanım olarak bütün cihazlar gelsin. Ondan sonra Boru Jet'in uçaklarıyla yılbaşı gibi konuştuk bunu. Mart gibi evet. Dedi bunu yapalım. Haziran gibi dedi şey yaparız. Boru Jet'le yani onların ufak 60-70 kişilik uçaklarıyla sefer yaparız. Hem bir bakarız potansiyel nasıl onu görmüş oluruz dendi. Ama daha sonra işte bu darbe vesaire deyince Boru Jet battı. Boru Jet battı. Battı. Bizim yani hiç mevcut masraf olmadan da olacaktı yani bu. Evet. Ve yine o gün özel eder imkanları pistte büyüyecekti. Evet. O gün valisi Kerem aldı, hazırlıklar yapıldı, özel ederin parası da vardı ama evet. Nedense bir... 180-200 milyonluk bir çok, yatırım çok, gerektiği söyleniyor. Çok söylemiyor. Fazla bir şey değil ama gene de bana göre niyet meselesi. Bu devlet evet. Karadeniz'de. Denizin içine. Denizi doldurmuş. Evet. Havaalanı yapmış yani. Evet. Şimdi bizim bu... İzmir çok uzak değil ama niye bir marka değerdir yani. Şimdi evet. Yarın biz burada seyircileri çoğaltacağız. Bu evet. Konuda ciddi gayretimiz var. Buradan günlük, mesela geçen Hollanda'dan bir arkadaşımız geldi bana. Burada seyir yapmak istiyor. Evet. Buradan Hollanda'ya uçakla sevkiyat yapayım diyor günlük. Evet. Tabii o zaman havaalanı mecburen olacak. Bunlar yani bir şehrin... Birbirini tetikleyen şeyler aslında. Tetikleyen şeyler. Yani bizim namus davamız gibi oldu aslında evet. Yani bu. Bu dönemde yani 2023'e kadar Çıldır Havalimanı'nın sivil uçuşları açılacağına inanıyor musunuz? Valla... Bence açılmaması bir sebep yok. Evet. Yani niye açılmasın ki? Bu devlet denizi dolduruyor. Evet. Havaalanı yapıyorsa bunu da... O zaman biz Aydınlar olarak, Egeliler olarak çok da istemesini mi bilmiyoruz? Yani bizim, siz az önce girişte de söylediniz. 24 Haziran'da oyunu artıran 6 ilden... 4 ilden. 4 ilden birisi. Isparta falan var. Vekil sayısını artıran. Vekil sayısını artıran. 4 ilden birisi olduğumuz halde hala Ankara... Yani şu an artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümeti bu Çıldır i̇şte Havalimanı'nı... Bunu söyleyeceğiz işte Kızılcahamam kampında da tekrar gündeme getireceğiz. Cumhurbaşkanımız geziyor. Bütün ülkeler geldiğinde tekrar onu evet. Söyleriz. Aydın'a da gelecek galiba değil mi? Teşekkür ederim. Bütün Türkiye geziyor zaten bu şekilde. Artık format nasıl olur bilmiyorum. Bunu bir ayette toplantı şeklinde olur, miting şeklinde olur. Yani belki miting yapmayabilir. Çağırır evet. Bütün şehrin milletvekillerini dinler, işte yerinde görür. Bana göre Cumhurbaşkanı anlatılsa bunu hayır demez diye diyorum. Ben de öğrendim. Yani bir şey anlatılamıyor mu? Yani orada bir eksik bir şey. Bir şey gelir ama nereden gelir ben de bunu anlatıyorum. Sayın Hocam, son 10 dakikaya doğru giriyoruz. Siz ziraatçısınız, tarımcısınız, hayvanların sorunlarını biliyorsunuz. Aydın bir tarım memleketi. Yani siz Aydın'daki şu an 8 milletvekilinden tarım ve hayvancılık kesimindeyim. Yani belki de Aydın nüfusunun en az yarısını, %45-50'sini, çünkü %45-50'si tarımla uğraşıyor. Onları bizzat temsil eden, direkt temsil eden, size en yakın gördükleri geçmişte Ahmet Ertürk öyle görülürdü. Şu an sanki Ahmet Ertürk'ün yerine gelmiş bir isim olarak da bakıyorsunuz bu parti içinde. Şu an Aydın buradaki tarımcının ya da bölgedeki çiftçilerimizin sizin takip ettiğiniz sorunları nelerdir? Valla tabii ben tarım olarak sıkıntılarımız var. Bu ekonomik savaştan etkileniyoruz yani. Evet. Ama geçen Çin'den bir arkadaşım
içerse etüt kurumu 32 lira. Piyasada şey, belediye kesilse 31 lira. Piyasada 30 lira. Yani bu bantta 5-6 lira artış sağlamış. Süt geçen sene 1500 lira. Bu sene 1970, 1950, 1900 bandında bir artış sağlamışız. Ama maliyetler de artmış. Yani yem artmış. Yani, ama yok, maliyetler geçen seneki bu sene çok değişmedi. Hatta yemleri bir miktar daha ucuzlama oldu. Çok büyük olmasa da 80 lira ise 78 lira oldu, 77 lira oldu. Orada bir yolu soktuk bence dedi. Ama mesela pamukta sıkıntı var. Pamuktaki sıkıntı alt safhada düşünüyor. Yani Çin ve Amerika'nın savaşından dolayı, ekonomik savaşından dolayı dünya fiyatları düştü. Dışarıdan ciddi pamuk geliyor. Ben bunu ta meclis kapanmadan son bir hafta Ticaret Bakanları dedim ki, ya Tarım Bakanları, sen bakın pamuktaki gidişat kötü. Yani Perşembe'den gerisi karşılamadan belli bana, bizim genel tarihinde. Vallahi bekleyin bu iş benim işim değil, Ticaret Bakanı için ne istiyorsun dedi. Dışarıdan gelen pamuğa fonk olsun. Dışarıda pamuk gelmesin. Çünkü elimizde pamuk var. Stokta pamuk var elimizde. Çiftçi de var pamuk. Evet. Stokçu değil yani. Üretim. Mesela benim pamuk duruyor geçen sene pamuk. Evet. Biz hafı buna yardım derken satamadık. Şu tablodan bayağı zarar gördük yani. Evet. Aradık Ticaret Bakanı. Pazartesi günü buraya geldiğim gün döndü bana bakan. Ne istiyorsun dedim. Pamuk fonk olsun. Tamam dedi. Ben sana bir İthalat Genel Müdürlüğü görüştüreceğim. O arada akabinde zaten bir miktar fon varmış. Ben biraz daha yükseltesin. Yoksa pamuk satamayacağız yani bu şeyde. Bir de yeni sezon gibi geldi de. Tabi bu ta meclis kapandıktan sonra hafta oluyor bunlar. Öğleden sonra saat 3 gibi bakan bir de aradı. Ticaret Bakanımız. Ruhsat bekliyor. Ya Bekir dedi, sen dedi fon yükselsin diyorsun. İplikçiler böyle yemek dedi, onları ziyaret etti. Onlar fon düşsün diyor dedi. Şimdi onlar da dünya fiyatları düştüğü için demişler ki rekabet edemiyoruz. Aşağı düşürün fonu. Hatta onlar şöyle bir tabir kullanmışlar. Stokçu da var. Pamuk kalmadı. Yok dedim. Ben stokçu değilim, ben çiftçi. Benim pamuk duruyor. Bir tane stokçu yok dedim. Ben. Burada hepsi çiftçinin elinde. Üretici yönünde. Ama git gel git gel sonuç alınmadı. En son işte çeşitli görüşme oda bakanlarımız gitti görüştü. Bu sabah önceki sabah ben bakan beyle bir saat görüşmemiz oldu. O da ekonomik anlamda bütçe imkanlarını bana söyledi ama hani el vermedi ama Maliye Bakanlığı'na bir konuşup ek bir kaynaktan primi bir miktar daha yukarıya çekebilirmiş. Şu an nedir? Beklenti nedir? Açıklamadı. Geçen seneki prim devam edecek görünüyor şu anda. 500 kilogram sabit kalacak yine. 80-85 kuruşluk prim. 1 lira yok. Biz okullarımız 1-200-1-300 istiyor ama hatta 1,5 diyenler de var. Bir yandan bence yani 1 lira olsa başarılı bizim için diyorum. Evet. Pamuk bizim için önemli bitki. Bir pamuk çok düşmüş. Son yıllarda tekrar, son 2 Ben en son pamuğu 2000'li yıllarda ettim. Evet. Ondan sonra işte bu 2012-2013'ten sonra o yıllarda tekrar. Yani 12-13 sene ara verdik. Ama bu savaş, yani biraz olarak Çin'in savaşı tabii bu pamukçu bu ne kaçar? Evet. Yani bu sene
sonra tabii bir takım operasyonlar yapıldı. Çok fazla yok işte. Çıktı bu çıktı, bilmem çıktı. Evet. O en azından haber arkadaşlar adımlar. O öğretim veren işte İngilizler ben de yanlış söylemişim. Arkadaşlar evet. Böyle bir yanlış olur. Bu ne kadar masum yok. 35 bin çift bin yani laf olsun diye bir laf söylemem yani yurt dışında olmuş onlar. Hatta Sayın Valim'le beraber Valim'e de aradı. Mustafa Başkan'ı da tekrar toplamdan düzelttiler. Bilmiyorum ama bunlar şu anda dar zamanda ürünü hemen kapatma. Şu an çok iyi. Yani bugün bir arkadaşımız bizim İstanbul'da bir fotoğraf paylaştı. Aydın daha iyi bir şey. İstanbul'da kapalı çarşıda şeyin kuruyemişlerin tezgahını 15 lira. Yani biz burada 30 lira incir pahalı diyoruz. Tamam arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şimdi demin WhatsApp'tan baktım. Gazeteci arkadaşım çiftçiye destekle %40 azaltı. Evet. Allah'tan kurtardım. Şimdi esasen eski parayla 14 katı konudaydı. Şimdi o bu seneki destekler 16.8 katı konudaydı. Nerede %40 çıktı? Nerede haber oldu %40 kaldı diye. Yani bakanın kararlı yatırım 3 kadar aldı. Destek bir şey sattı. Destek. Bugün oraya destekler. Gerçekten herhalde hata oldu. Yerim durdum siz. Yerime cevap vermedim. Onu da takibine yapacağız. Yani destekler bir aslında bile yok. Artı mesela bana şeyde bakın. Artı mesela çok buna göre bölgüs önemli bir şey. İndir olmasaydık. Biz bunu 12 yıldır uğraşıyorduk. Bu korun alanları. Bunlar ne var ya? Ya bunu biz kaç yıldır uğraştık. Dava açtık. Dava kaybediyorduk. Bakan Bey'e söyledim. Dedi bakan bize veteriner olacak sembolik bir dava dedi ama bu iş bir dava gidiyor, bu iş ne olacak? Ve bana göre İngiliz'in en büyük kazanı bu oldu. Böyle bir durum demektik ki verecek. Destek aldı ondan daha iyi olacak ya. Biraz arkadaşlarımız çok iyi bir destek alacak. Herhalde. Vay vay vay. Nereden buluyordun bunu ya? Sayın Bekir'im, benim kızım üniversite bitirdi dedim, 1,5 sene oldu. Evet. 3 kere CV doldurdum, maalesef işte dış olmadı dedim. Bu bana dedim çok üzüyor. Evet. Benim ailem dedim 50 yıl
karşılığı bu mudur falan. Ondan sonra hemen ciddileşti. Efendim dedi, ben yarın geleceğim, yarın konuşalım. Sonra ben gülünce kapatma kapatma dedim. Ben Rıza. Ona ülen dedi, amma işlettim. Ya sonra, siz vatandaş Rıza olarak herhalde. Sonra tebrik ettim. Arkadaş hayırlı olsun dedim. Kız üniversiteyi kazanmış. Evet. Tebrik ettik. Yani hatıramız aklıma gelen bu yakın dönüm. Geçmişte de tabii birçok hatıramız vardı. Evet. Şimdi aklıma gelmedi. Onlar da başka bir başka programda tekrar konuşalım. Anlatalım. Son olarak neler söylemek istersiniz Sayın Milletvekili? Valla ülkemiz zor dönemden geçiyor. Evet. Zor şartlardan geçiyor. Yani bu tabloda herkesin birleştirici olması lazım. Evet. Kavgalardan uzak durması lazım. Yani bu memleket bizim. Başka Türkiye yok, başka Aydın yok. O bakımdan biz güçleri birleştirerek daha fazla mesafe almaya çalışalım. Daha iyi işler yapmaya çalışalım. Peki. Kaynakları doğru kullanalım. Enerjimizi birliktelikle ileri için kullanalım. Yoksa işte Suriye'deki de buraya geldi. Biz nereye gideceğiz bir şey olsa? Evet, bizim gidecek yerimiz yok. Yani zaten dışarıdakileri artık çözmeye, herkes yolun çocuğu öğrendi yani. Evet. Amerika'nın amacının ne olduğunu, kimin ne yaptığını. O bakımdan inşallah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın Cenab-ı Allah diyorum ben. Peki. Herkese sağlık, sıhhat diliyorum. Ben katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, politikacılarda bu akşam AK Parti Aydın Milletvekili Sayın Rıza Posacı'yı konuk ettik. Haftaya başka bir konukla buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyorum. Bizden hemen sonra da Duygu ile Ege'den ekranlarda olacak. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. İyi akşamlar. Furkan Emlak Ofisi Politikacılar programını sundu.